O bana mesela iki tane bir şey söyledi. Seni ailemle tanıştıracağım dedi. Ve ben seni üzmek istemiyorum dedi. Ben onunla, benimle evlensin diye farklı bir hülya göstermedim. Ya da onunla evlilik niyetiyle de tanışmadım. Biz normal arkadaştık başlarda. Ama tabii ki de bu hemen güvendim, hadi olsun anlamına gelmiyor. Güvenmem zamanla daha da yerine oturdu. Ve ben ailemden görmediğim bazı şeyleri eşimden gördüm. Mesela hasta olduğumda bakıyorum, etrafımda korkuyor, benim için titriyor. Bir şey olduğunda, mesela ben çok kabuslarla uyanan bir insanım geçmişimden dolayı. O, ona kendisi de şahit. Ben gece bir vakit ağlayarak uyanıyorum. Korktum, yine kötü bir rüya gördüm. O mesela oturur oluyor. Gel ne olur yanımda dur, çok korkuyorum, sesler duyuyorum. Benim aslında bu sesleri duymam kızımın vefatından sonra başladı. Evin içinde bir takım bir şeylerin dolaşıp, ismimle bana seslenip, hatta banyo tuvaleti gibi yerleri kullandığını duyuyordum ve bunlar beni çok ürkütüyordu. O yüzden aslında gece uykularım bu yüzden çoğu zaman hala daha kabus olur benim için. Bunların hiçbiri ne annem bilir ne babam bilir. Öfkene de ortak olacak insanlara ihtiyacın yok mu? Ya da ne bileyim, gerçekten hayat arkadaşlığı öyle bir şey değil mi? Biz erkekler genelde daha çok susma eğilimindeyiz böyle şeylerde. Neydi eşinin ismi? Altan. Altan. Peki. Ben tanımak istiyorum. Biraz bakalım mı ne demiş? Aa. Evet, seninle ilgili bir şeyler söyledi. Kalbi çok temiz biri. Hiçbir zaman başka bir insanlar için kötü söz veya bir kötülük isteyen bir bayan değildir. Hep aileden bir darbe yediği için güven sorunu var. Ama ben bunu çok görmüyorum onu. Çünkü ailenden darbe yediğin zaman onu atması o kadar basit değil yani. Nasıl yaşanır bundan? Bilemeyeceğim yani. Onun yaşadıkları bana da yansıyor. İster istemez yansıyor. Sıkıntılarından hiçbir zaman kurtulamayacak gibi görünüyor. Ama onunla yaşamasını öğrenmiş bir insan yani. Bu kadar ağır geçmişi olup da bu kadar ayakta durmak her insanın harcı değildir. Hülya, her zaman ve her yerde yanındayım. Destekliyorum seni. Bunu bilmeni istiyorum ve seni çok seviyorum. Duygu kargaşası değil mi? Evet. Gülüyoruz, ağlıyoruz. Hani hayat gibi de bir taraftan. Gerçekten yani sizin buluşmanızı konuşuyoruz, geçmişteki ayrılıkları konuşuyoruz, yasları ve başlangıçları konuşuyoruz. Bence Altan da senin hem acının hem mutluluğunun bekçisi olmaya hazır bir yerde. Hep yanında. Niye video gönderdi diye düşünüyorum. Yani bu evi paylaşıyorsak sadece video göndererek kalmamalı bence. Bu evi de beraber paylaşalım madem hep yanında. Şöyle bakmanı isteyeceğim o tarafa doğru. Hoş geldin. Bölmek de istemiyorum sizi. Altan hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. İyi ki geldin. Önce onu söyleyeyim. Çünkü bu hayat hikayesine eşlik eden bu kadar insan görüyorum, bakıyorum. Bazen gözler doluyor, bazen umutlanıyoruz. Bu hayatın içerisinde bu hikayede gerçek bir güvene ihtiyaç duyduk. Nerede bu güven dedik. Bir eşlikçi lazım artık. Yeter bu kadar yalnızlığa, bu kadar acıya dedik günlerdir. Hayatına da Hülya'nın öyle bir yerde gelmişsin ki. Bana Hülya'yı anlat desem sen nasıl anlatırsın onu? Kanadı kırık bir kuş gibi hani kendi deyimiyle. Negatif değil de hep pozitif olmaya çalışan bir insan yani. Zor günleri yaşamış, bilen bir insan. Yalnızlığı sevmeyen bir insan. Evet. Nefret ediyorum aslında yalnızlıktan. Çok yalnız kaldım çünkü. İlk gördüğündeki hissi sorsam kaç yıl önceydi? 6 sene önceydi. 6 sene önce sen Hülya'yı nerede gördün ve nasıl hissettin? Havaalanında gördüm aslında. İlk görünmem havaalanında. İlk yüz yüze görüşmemiz bu arada. Ha. Siz öncesinde telefonlaşıyor muydunuz? Evet. Nasıl bir bağ vardı aranızda?
güzel bir bağ vardı. Önce arkadaştık. Ondan sonra Altan Bey biraz bana duygusal anlamda bir şeyler hissettiğini söyledi. Başlarda ben kaçtım tabii. İstemedim, korktum. Her zamanki gibi ona da söyledim. Korkuyorum dedim. Hülya hayatının her döneminde özellikle erkek figürler tarafından güveni elinden alınmış bir kadın. Böyle hikayeler görüyoruz hayatlarımızda. Bu hayatta dostlukta, arkadaşlıkta, ailede hep güven ararız. Özellikle güvenimizi kaybettiysek. Ben çok yaralıyım dedim. Ama yine de bir güvenmek istedim çünkü yanımda birine çok ihtiyacım vardı. Bana hem anne olabilecek, baba olabilecek, abi olabilecek ve eş olabilecek. Yani bana bunları tattırabilecek birine ihtiyacım vardı. Hayatım boyunca hiç görmemişim. Denemek istedim kendimde. Ve kendime bunu çok görmek istemedim. Kaybedeceğim bir şey yok. Dene, gör, tanı. Sonuçta bir adım atmazsam ilerisini göremem diye düşündüm. Böylelikle beni, kendisi Türkiye'deydi o zaman, beni Türkiye'ye davet etti. Ben onu ilk gördüğümde havalimanında, ben biraz daha insanlara mesafeliyim başta. Hemen öyle sarılayım, biraz mesafemi koruyan bir insanım. Altan sanki beni yıllardır tanıyor. Bir sarıldı falan böyle dedim, ne oluyoruz ya dedim. Sen de aslında o güven kırıklığını fark edip galiba biraz da ona göre yaklaştın. Tabii ki, tabii ki. Sen buralarda nasıl adımlar attın? Yani her şeyi yapmayı denedim yani. Nasıl söyleyebilirim ya? Güven kıracak bir şey yapmamaya gayret ettim. Öyle de. Elimden gelen her şeyi yaptım. Eşim benim için çok çabaladığının farkındayım. Benim ister istemez geçmişimde aldığım travmalarım ve güvensizliklerim var. Ben bunu inkar etmiyorum. Ama o bununla gerçekten nasıl mücadele edebileceğini bana yaşayarak göstertiyor ki elinden gelenin en iyisini yaptığının da farkındayım. Çok sevdim. Yapmak istediği şeylerde destek oldum. Arada bir bakışıyorsunuz. Orada bir şey söylemesine gerek kalmıyor Altan'ın aslında. Hülya güveni eşiyle tanıştığı andan itibaren bulmaya başlamış. Aslında insan yaralı olduğu yerde yaralarını sarabilecek kişiye aşık olur. İnsan kaybettiği şeyi bulabileceği kişiye aşık olur. Orada hem iyileştiği hem de güven duyduğu biri geliyor Hülya'nın karşısına. Birbirlerine nasıl bakıyorlar fark ediyor musunuz? Hayatımızda hepimizin böyle bakabileceği insanlar çıksın karşımıza.